Milli ve yerliciler, neredesiniz siz ya? Bir kibrit aldı, çıkardı. Dedi ki şu gördüğünüz kibriti biz şimdiden ithal ediyoruz. Ya. İpi yuları biri tutuyor. Kim tutuyor? Ben Berat Albayrak'a seslenmek isterim burada. Şimdi Türkiye'nin konut açığı var. 700 bin konutu yapmak zorundasın. Bugüne kadar bizim yarattığımız refah kültürünün ve katma değerin adresi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı da zor durumda bırakabilecek ifadeler ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorsun? Doğru düşünüyorsun. Hayır, burada bir yanlışlık var. Milli ve yerliciler, neredesiniz siz ya? Mesela fındıktan başlayalım. Evet. Fındıkçı, Türkiye'nin en büyük fındıkçısı Türkiye'deki bir küresel şirkete sattı. Evet. Gayet güzel satabilir. Evet. Parasını aldı ama milli ve yerlici ya bunlar. Nereye gitti? Doğru, Amerika. Nereye? Kaliforniya'ya. Tabii. Gitti oradan, kiraladı. Orada fındıkçılık yapıyor. Ya. Kendi ülkesini sevenler. Siz bunu satın, yeniden işletme kurun. Demek ki sizin bu ülkede bazı politikalara karşı güvensizliğiniz Satar var. Satar halleden kural getirmedin. Soruyorum. Çok iyi konu. Ya. Bu burada yatırıma dönüşecek kuralını getirmiş olsaydın o paralar gitmezdi. Tabii canım. Ben böyle Ordu Giresun'a gittiğimde şimdi bana göre dünyanın en alaklı küresel şirketlerinden biridir Türkiye'ye gelen şirket tek yatırımı. Karşı çıkıyorlardı. Ben dedim ki nerede sizin milli ve yerliciler? Amerika'ya gitmişler, bahçeleri kurmuşlar. Siz ona baksanıza diye. Bunu siyasete bunun sorumluluğunu iş dünyası soracak. Ben sorunca ben bir şeyin tarafı değilim be Sami. Yok ya, biz iyiden tarafı. Beni orada ilgilendirmiyor. A, B. Kavga et. Niye kavga ediyorlar? Neyi paylaşamıyorlar? Dediğim ya, servet ve gelir paylaşımı ile ilgili. Rant. Onlar beni ilgilendiren. Beni ilgilendiren 83 milyonluk insanın iş ve aşı ve refah kültürünü yakalama yolculuğu. Ben de diyorum ki ben ne yandaşım ne muhalifim. Candaşız. Beni ilgilendirmiyor. Ben vatandaşız biz. Boş ver. Biz vatandaşız. Biz vatandaş için konuşuyoruz. Şimdi üniversite bitirmek iş olanağı sağlamıyor maalesef. Artık anlayın bunu. Meslek sahibi olmamız gerekiyor. Meslek mektepleri acilen Türkiye meslek mekteplerini açmak zorunda. Her bir fabrikada, her bir tarımsal işletmede, savunma sanayinde hiç fark etmez. Türkiye savunma sanayi ve tarımsal sanayi ile büyüyecek. Tablonu gösteriyor değil mi? Aynen öyle. O zaman buralarda bu çocuklar için, bu gençler için umutlarını, hayallerini kullanmayın. Gidin meslek lisesi, memleket meselesi. Evet, çok güzel bir slogandır. Evet, şimdi 2008 yılında Amerika dünyaya büyük bir rüşvet verdi. Bernanke'ydi, Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı. Junior Bush para basmak istiyor Bernanke. Bush diyor ki hayır olmaz. En sonunda kriz başlayınca Bush dedi ki bas bas paraları Bernanke. Bernanke parayı bastı, bütün dünyaya rüşveti dağıttı. Dağıtılan bu rüşvet gitti Uzak Doğu'ya. Çin bile teknolojiye yatırım yaptı Melia, biliyorsun. Tabii. Almanya işte Endüstri 4.0. Avrupa aynı şekilde. Tabii. Yunanlar bir güzel yediler bu parayı. Afiyetle. Yediler. Ben bir gün bizim Yunanistan'a gittim. Kavala Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Türkiye'de yatırımlar olan bir sanayiciydi. Hiç unutmuyorum. Sohbet ediyoruz. Adam karşımda ağladı. Bir kibrit aldı. Çıkardı. Dedi ki şu gördüğünüz kibriti biz Çin'den ithal ediyoruz. Ya. Ağlıyordu. Biz tepe, yani daha kriz başlamamıştı. Ya. Gidiyoruz biz ve anlatamıyoruz. Kusura bakmasınlar. Biz de felaket tellallığı yapmayalım. Biz umutsuzluk aşılamıyoruz. Biz ne yaptık? Programda. Betona yatırım yaptık. Biz de betona yatırdık. 333 sektör bundan nasiplendi. Ancak ne kadar yıldır? Zaman? 2, 3 yıl, 5 yıl. Ama şimdi 2 yıldır da betona yatırım da yapamıyoruz. Konut açığı var. Yılda her yıl ülkede 600-700 bin hane geliyor yeni. Türkiye'nin ikinci elde gitti satış bu. Şimdi Türkiye'nin konut açığı var. 700 bin konutu yapmak zorundasın. Bunun için rezidans yapmana gerek yok. Ormanların içine bina dikmene gerek yok. Yani, hepimiz saraylarda mı doğduk ya? Ya malın ederiyle değer arasında böyle fark olduğu sürece zaten bunların satılması mümkün değil. Demiş ki izleyicimiz, dedemin babasının 150 dönüm fındık bahçesi vardı. Bölüne babama 7 dönüm kaldı. Geldi tarım yap Melih abla demiş. Hayır, şöyle yapamaz o. Niye havza modeli dedik? Tabii. Çünkü bir kere Türkiye'nin miras hukuku artı havza modeli, arazi miras hukuku, arazi bütünleştirmesi, tarımda çalışacak, tarımsal sanayi diyoruz ya, bak bu konu çok önemli. Altını çizelim, bu ülkede köylülerimiz var, onlar baş tacımız. Bu meseleye sosyal bir program olarak bakacağız. Nasıl? Onlar çok küçük aile işletmeleri. 2 ineği var, 3 ineği var, çok küçük tarlası var. Ancak o ölçekle üretebiliyor, yaşamaya çalışıyor. Onlar için ayrı bir destek ve prim sistemi
teşvik politikası gelecek. Bu o devletin sorununda olan bir konudur. Bir kere bunun altını çizerim. Onlar sanki çok büyük işletme sahipleri mi? Hayır. Aile işletmeciliği, kooperatif, köy kooperatifleri kanalıyla bütünleşecekler. Orada bir kümelenme modeli çıkması lazım. Burada çiftçiler var, daha büyük topraklar. Çiftçilik yapanlar için kriter koyacaksınız. Ve onlara destek, teşvik ve buna göre bir prim mekanizması. Onlar da kooperatifler olur daha büyük. Bu kooperatif endüstriyel gıda ile bütünleşeceği bir yol çizmeniz lazım. Endüstriyel gıdacıların, tarımda biz üreticiye bakacağız. Ne dedim? Çiftçinin, köylünün sırtına bugüne kadar bizim yarattığımız refah kültürünün ve katma değerin adresi Türk köylüsüdür, çiftçisidir. Bütün para oradan. Hala şu an tarıma baktığımda çiftçinin üzerinden herkes para kazanıyor. Tarlada domates 30 kuruş, 10 kuruş. Markette 10 lira. 10 lira. Demek ki çiftçinin sırtına basıyorsunuz. Olmaz, bu artık taşınamıyor. Arazi bütünleştirmesi, havza modelli yönetim, köylü, çiftçi, endüstriyel gıda. Kooperatifleşme, kesinlikle kooperatifleşme. Tabii, onlar için kooperatifleşme, endüstriyel gıdalarda satış ve pazarlama ağıyla. Yani devlet diyecek ki kardeşim siz üretin, lojistiğini ben yapıyorum. O kadar, bu kadar. Olay bu kadar basit. Lojistiğini ben yapıyorum. Ya. Bir kere devlet de taşını elin altına koyacak. Koyacak ama aynen. Bu işi yaparken ben parayı veriyorum, destek veriyorum, söz sahibi olurum diye bunu oya tahvil etmeye kalkışmayacak. Ayrıca bir kere açlık bence en büyük sorun. Tabii. Yani tencere, tencere 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 diyorum ya. Mesela geçtiğimiz ay pazara çıktığımda 150 lira harcıyorsam o tencerenin içine yemek mi diyeceksin? Bu ay 200 lira 250 lira harcıyorum. Çünkü köylen çiftçi nüfusu azaldı. Endüstriyel gıdacıların tarımdan aldıkları pay %10'tu. Ben onlara dedim ya ne kadar çok sesiniz çıkıyor sizin. Üretimde siz %10'luk bir payınız bile yok. Olabilir, reklam gücünüz var ama bu reklam gücü bu ülkenin üreticisini bu kadar göz ardı edecek. Yani hep tüketim üzerinden tarımı konuşuyoruz. Evet. Lütfen üretim üzerinden, üretici üzerinden tarımı konuşalım ya. Üretici can çekişiyor, daha ne söyleyelim. 11 ayda 11 kez yeme zam gelmiş. 11 aydır süte bir kuruş para vermiyorsun. Gıda komitesi oturmuş oraya. İpi yuları biri tutuyor. Kim tutuyor? Ben Berat Albayrak'a seslenmek isterim buradan. Hazine ve Maliye'den sorumlu Ekonomi Bakanı'na seslenmek isterim. Lütfen insaflı olun. İnekler kesime gitti. Kesimhaneler ağzına birlik dolu. 3 ay sonra et fiyatları yükselmesin diye sütü böyle kontrol altında tutuyorsunuz ama bu ülkenin çocukları gene ekmek yemek zorunda kalacak bulabilirlerse. Et yiyemeyecekler. Biz hasta ve yaşlı inekleri nereden ithal edeceğiz? Ya. Dünyada çünkü pandemiyle birlikte herkes toprağına, suyuna, sahip çıkıyor. Ağacına, hayvanına sahip çıkıyor. Artık ne yapacağız kimse, biz? Kimseye satmayacak. Çünkü herkes kendi, ya önce ben bir doyayım ondan sonra komşum doysun diyecek. Ya ama şimdi, şu an gıda komitesi fiyatı, ne derse o oluyor. Yem fiyatı almış başını gitmiş. Süt üreticisi hayvanlarının üretimini yapamıyor. Süt üretimini azaltmış. Fabrikalar süt bulamıyor. Çünkü süt ineklerinin sayısı azalmış. Sütten yoğurda ithalat yapıyoruz ya. Fiyat yükselmeyecek mi Melia? Yükseliyor. Bu zaman o zaman da piyasayı terbiye ederiz diye. Bu enflasyon olmuyor mu Melia? Bu olduğu gibi enflasyon. Al sana enflasyon. Yani et fiyatlarını kontrol altında tutmak için 11 aydır süt fiyatlarına zam yapmamanın gerekçesini biri bana anlatmalı. Ben anlamıyorum. Çünkü Türkiye'de et endüstrisi ve süt endüstrisi iç içedir. 1960'ta endüstri kurulurken Et ve Süt Kurumu. Biz süt inekçiliği üzerinden büyük endüstriyi kurduk. Yani bizde süt ineği geliyor, süt ineği gidiyor, doğuruyor. Bir evet. Et ineği, bir süt ineği. Endüstri buna göre şekillenmiş. Tabii. Ya şimdi durum bu iken siz nasıl oluyor da süt ineklerini kesip et yaparsınız. Evet, sonra da aç kalacağız. Biri bana bunu açıklasın. 2008'de yaşadık mı bunu? Yaşadık. Kuraklık? Tabii ki yaşadık. Buna yol açtı. Kim para kazandı orada Sami? İthalatçılar. Her ithalatçı değil. 8 tane şirket ithalat yaptı. Bugüne kadar o şirketlerin isimleri hiç açıklanmadı. Ben bu şirketlerin isimleri niye açıklanmadı olduğu gibi merak ediyorum. Çünkü bunu yazamıyorlar galiba. 8 şirket sürekli para kazan. Ben bunu istemiyorum. Artık buna izin verilmemeli. İnekler yine kesilecek. Birileri dolduracaklar o şeylere. Gemilere, yaşlı, hastalıklı inekleri bize
para kazanacaklar. Böyle bir rant şeyi olur mu çarpıya? Bence yerlilik ve millilik tarımla başlar. Bence Cumhurbaşkanı'na bunların çok net anlatılsa çok farklı bakacağını düşünüyorum Tayyip Erdoğan'ın. Ben de Cumhurbaşkanı'na bunların net anlatılmadığını düşünüyorum. Aynen öyle. Bak şöyle bir sorun olabilir mi? Cumhurbaşkanı Malatya'da değil mi? Evet. 360 bin servisçi var. Servisçiler gerçekten bu pandemi döneminde ortada kaldılar. Bankadan ben bütün verileri inceledim. İşte 25 bin liralık test çatısı altında kredi kullanabilenlerin sayısı belli. Ortada kaldıkları için, okullarda açılamadığı için sıkıntıları var. Orada kendisi bir vatandaş, istediği partili olabilir. Benim hiç umurumda değil. Evet. İsteği AK Partili de olur, CHP'li de. Bana ne, ne fark eder? Gitmiş buraya ve diyor ki açız diyor. Burada bir mecazi gönderme var aslında. Cumhurbaşkanı da diyor ki yani o kadar da değil. Alın keyif çayınızı için. Sonra Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Mesele şu, biri Cumhurbaşkanı'nın durumu daha net anlatmalı. Bence Tayyip Bey'i tanıyoruz biz ya. Hangi konularda hassas olduğunu biliyoruz değil mi? Burada bir sanıyorum çerçeve çizilmiş, o çerçevenin dışına çıkmasına izin verilmiyor. O metinlerde problem var. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı da zor durumda bırakabilecek ifadeler ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorsun? Doğru düşünüyorsun. Hayır, burada bir yanlışlık var. Ve işi bilmeyenler de ekranlara sanki ya bunlar ekranmatik mi? Ekranmatik diyorum bunlara. Ben. Ekranmatikler. Tabii. Ekranmatikler var. Deterjan gibi bu ekranmatikler konuşuyorlar. Bunu bilmez. Yani iyilik yaptıklarını sanıyorlar. Yok, kötülük yapıyorlar. Kötülük yapıyorlar. Ciddi kötülük yapıyorlar. Demek ki çok farklı yapılar var. Herkes kendine göre pozisyon almış. Kötü. Önce yerli ve millilik tarımla başlayacak. Bu kesin. Bunda ikimiz de hemfikiriz. Türkiye zaten böyle düşünüyor ki dünya bunu zaten yapıyor. Yani arabadan önce kendi buğdayımızı, kendi mercimeğimizi üretmeye devam edelim. Kendi etimizi, sütümüzü, kendi hayvancılığımızı yapalım. Biz bir doyalım önce, bir karnımız doysun. Ondan sonra. Ama şöyle bir sorun yok mu? Bu ülkenin en eski borsaları emtia borsaları. Evet. 165 yıllık tarihi var. 5-6 tane borsa çok iyi çalışıyor. Mesela Edirne Ticaret Borsası'yla hakikaten gurur duyuyorum. Mersin, Antalya. Sayacağım burada. Aydın, Adana. Evet. İsmini unuttuklarım varsa kusura bakmasınlar. Ama İstanbul, Ankara, İzmir'e bakıyorum. Ya insanlar oturuyorlar her gün tavla oynuyorlar orada. Oraya gelen ürün yok. Burada kusura bakmasın. Toba'da yani en iyi aidatı, parayı emtia borsalarından alıyor. Bir tek yatırım yapmamış ya. Böyle bir sistem olabilir mi? Ürünün tescil edildiği, işlem gördüğü piyasalar değil midir? Tarım ürünlerini biz buradan takip etmeyecek miyiz? Evet, evet. Nasıl bir emtia borsası anlayışıdır bu ticaret borsaları? 3-5 tane adamın oyun oynadığı arenaya dönüşmüş orası. Birincisi bu. Bu çok önemli bana göre. 2. 110 milyar TL'yi GAP'a yatırdık mı? Yatırdık. Evet. Ya adama sormazlar mı? 110 milyar TL yatırdığınız GAP'ı siz niye konuşmuyorsunuz? GAP ne oldu hakikaten ya? Ha GAP ne oldu? GAP asıl ne oldu? Mesele. GAP unuttuk bu arada. Sorsak GAP unutulur mu? Ben unutmuyorum. Ben Su Politikaları Derneği ile çok iç içeyimdir. Onlar GAP üzerine çalışıyorlar. GAP unutulur mu ya? GAP'a domates, biber, ekmek için mi yaptırdık bu kadar parayı? Hani stratejik ürün planlaması? İşte buğday ithal ediyoruz, bunu tartışıyoruz. Bunu niye tartışalım? Gerekirse ithal edebiliriz. Problem değil. Ama bizim bir, kendimize yetecek. İki, kaliteli üretim. Ya biz 19-20 milyon ton üretiyoruz da kalite, verimlilik nerede? Bir de buna bakmamız lazım. Dolayısıyla bizim GAPA'da yeni bir stratejik planlamayla çağrıda bulunalım. 110 milyar TL'yi Türkiye niye harcadı? GAP ne durumda diye soralım bakalım. Tabii. Türkiye'nin bugün en iyi fındığını üretip dünyanın en iyi çikolatasını yapamamasının, dünyanın en güzel sebzelerini yapıp bunları dondurulmuş gıda haline getirip dünyaya satamamasının bir hesabını vermesi lazım. Kim verecek bu hesabı? Ben mi vereceğim? Bence Tarım Bakanı verecek. Aa, kusura bakma. Kusura bakma, Tarım Bakanı verecek. Tarım Bakanlığı diyelim. Bakan neye bakıyor? Tabii. Ya? Bayağı bakan etrafa bakıyor. Bakan etrafa bakıyor, orman yangınlarına bakıyor. Bakan ne yapsın? Su var. Orman var, tarım var. Hepsi problemli. Üçüne birden nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? 155 bin. Çok danışmanı var. Çok danışmanı var. Bir de Tarım Bakanlığı'nda 155 bin kişi var. Herkes kendi davulu takmış boynuna. Herkesin elinde bir tokmak. Bizim sözümüz geçer diyor. Tarım Bakan yardımcılarına baktın mı sen? Ben hepsine bakıyorum. Hiçbirini aramıyorum. Gayet yakından izliyorum. Herkes kendi tokmağını çaldırarak yol çizmeye çalışıyor. Olmaz.